Değerli arkadaşlar, hepiniz İslam Mutluluk kanalımıza hoş geldiniz. Ben Yusuf, değerli arkadaşlar. Bugün yine size Cami Sual kitabımızdan Hadis-i Şerifler okumaya devam edeceğim Allah'ın izniyle. Bismillahirrahmanirrahim diyoruz. Kaldığımız yerden devam edeceğiz inşallah. Evet değerli arkadaşlar, nerede kalmıştık? 3351 nolu Hadis-i Şerif'te kalmıştık. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, ya Fettah, ya Rızak, ya Alimu, ya Alemin. An Ebi Hureyre radiyallahu anh kala Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Ebu Hureyre radiyallahu anh'ta rivayetle bir topluluk toplanır. Allah'ı zikretmeden, Resulullah'a salavat getirmeden dağılırsa, bu meclisleri onlar için kıyamet günü bir hasret ve pişmanlık vesilesi olur. Bu hadis-i şerifin kaynağı da müsnedde yer almakta. 3352 olan hadis-i şerifte de an Ebi Umeme radıyallahu kana kana Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Ebu Umeme radıyallahu anh Peygamber Efendimizin aleyhissalatü vesselam'ın şöyle buyurduklarını rivayet ediyor. Bir kul Allah'ın diğer bir kulunu severse ancak Rabbine saygı göstermiş olur. Bu hadis-i şerifin kaynağı da müsnedde yer almakta. 3353 nolu hadis-i şerifte de Ali ibn Abbas radıyallahu anh kâle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem İbn Abbas'tan radıyallahu anh'ta rivayetle Resul-i Ekrem Efendimiz aleyhissalatü vesselam şöyle buyurmuşlardır. Bana Ebu Bekir'den daha büyük iyilik yapan kimse yoktur. O canı ve malıyla beni korudu. Kızını bana nikahladı. Bu hadis-i şerifin kaynağı da Teberani'nin kebirinde yer almakta. 3354 nolu hadis-i şerifte de Ali ibn-i Mesud radiyallahu anh kâle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem İbn-i Mesud radiyallahu anh rivayet ediyor. Bir kimse faizden mal çoğaltırsa akıbeti mutlaka yokluk çekmek olur. Bu hadis-i şerifin kaynağı da müsnedde yer almakta. 3355 nolu hadis-i şerifte de an Enes radıyallahu anh kâle kâle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Enes'ten radıyallahu anh rivayetle bir kişi Allah için bir kardeşlik kurarsa Allah ona cennette bir derece verir. Bu hadis-i şerifin kaynağı İbn-i Ebi Dünya'nın Kitab-ı İhvanında yer almakta. 3356 nolu hadis-i şerifte de an Gadife bin عن غديف غديف بن حرسي رضي الله قال عن غديف بن حرس رضي الله rivayet ediyor. Bir topluluk bir bid'at icat ederse mutlaka onun karşılığı bir sünnet ortadan kaldırılmış olur. Bir topluluk bir bid'at icat ederse mutlaka onun karşılığı bir sünnet ortadan kaldırılmış olur. Bu hadis-i şerifin kaynağı da müsnedde yer almakta. 3357 olan hadis-i şerifte de an Huzeyfe radıyallahu anh kâle kâle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Huzeyfe'den radıyallahu anh'ta rivayetle bir kimse zenginken güzelce orta yolu tutmaz, fakirken de güzelce orta yolu tutmazsa Allah'a kullukta da güzelce orta yolu tutmaz. Bu hadis-i şerifin kaynağı da Bezzar'da yer almakta değerli takipçilerimiz. 3358 nolu hadis-i şerifte de an Ebi Hureyre radıyallahu kâle kâle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Ebu Hureyre radıyallahu rivayet ediyor. Ümmetim hakkında ancak iman zafiyetinden korkuyorum. Bu hadis-i şerifin kaynağı da Teberani'nin Evsafı ve Beyhaki'nin Şuab-ül İmanı'nda yer almakta. 3359 nolu hadis-i şerifte de an Ali radıyallahu kâle kâle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Ali radıyallahu anh'ta rivayetle ümmetim hakkında kadın ve içkiden daha büyük bir fitneden korkmuyorum. Bu hadis-i şerifin kaynağı Yusuf el-Hattat'ın meşiatında yer almakta. 3360 nolu hadis-i şerifte de Ali ibn-i Ömer radıyallahu anh kâle Kâle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem İbn Ömer radıyallahu anh rivayet ediyor. Bir kul beni ciddi olarak severse Allah onun cesedini
mutlaka cehenneme haram kılar. Bu hadis-i şerifin kaynağı Ebu Nuaym'in hilyesinde yer almakta. 3361 nolu hadis-i şerifte de Ali ibn-i Umar radıyallahu anh'a kâle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem İbn-i Umar radıyallahu anh'tan rivayetle bir ümmet peygamberinden sonra ihtilafa düşmüşse mutlaka o ümmetten batıl ehli olanlar hak ehli olanlara galip gelmiştir. Bir ümmet peygamberinden sonra ihtilafa düşmüşse mutlaka o ümmetten batıl ehli olanlar hak ehli olanlara galip gelmiştir. Bu hadis-i şerifin kaynağı da Teberani'nin evsafında yer almakta. 3362 nolu hadis-i şerifte de an Ebi Hureyre radıyallahu anh kâle kâle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Ebu Hureyre radıyallahu anh rivayet ediyor. Ben sizin için fakirlikten değil mal çoğaltma yarışından korkuyorum. Ben sizin hata yapmanızdan değil kötülüğü kasten yapmanızdan korkuyorum. Bu hadis-i şerifin kaynağı da Hakim'in Müsedreki ve Beyaki'nin Şuhab-ül İmanı'nda yer almakta. 3363 nolu hadis-i şerifte de Enes radıyallahu anh kâle kâle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Enes radıyallahu anh rivayetle Allah bir kula dua etmesini müyesser kılmışsa mutlaka kabul etmeyi de müyesser kılmıştır. Bu hadis-i şerifin kaynağı Ebu Nuaym'in hilyesinde yer almakta. Bu hadisten ilham alınarak olsa gerek söylenmiş şöyle güzel bir söz vardır. Eğer Allah vermek istemeseydi istemeyi vermezdi. Bana dua edin size icabet edeyim. Gafir suresi 60. ayeti. Ayetinde de bu mana anlatılır. Bu hakikatler bize insanın Allah'tan ümit kesmemesi gerektiğini gösterir. Madem insan yaratılışı gereği duaya muhtaçtır, duayla ayakta kalmaktadır. Tıpkı yerlere abanarak yürüyen bir çocuğun anne babasına muhtaç olduğu gibi, öyleyse duayı ihmal etmediği gibi Allah benim duamı kabul etmez gibisinden ümitsizliğe de kapılmayacaktır. Mideyi veren mide için yarayışlı yiyecek, yarayışlı yiyecekleri yarattığı gibi insanın yaratılışına dua yani isteme duygusunu yerleştiren Allah elbette ki istenileni de verecektir. Şu var ki bunun gereklerini yerine getirmek şartlarına uymak, birkaç defa isteyip kabul olmadı diye bırakmamak, ısrarla ve devamlı istemek, onun hazinesinde her şeyin bol olduğunu, verdiğinde hiçbir şey eksilmeyeceğini, isteyenlerden hoşnut olduğunu, aksine istemedikçe gazap ettiğini bilmek ve ona göre istemek gerekir. Cenab-ı Hak istenilene muhakkak cevap verir ama bu hikmeti gereği bazen istenilen şeyin aynısına, bazen daha iyisini vermek şeklinde olur, bazen de ahireti için kabul eder. Kişi yaptığı duanın mükafatını sevap olarak bulur. 3364 olan hadis-i şerifte de değerli takipçilerimiz Ubeyde bin Umeyr radıyallahu kâle kâle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Ubeyde bin Umeyr rivayet ediyor. Bir kişi zalim idareciye yakınlığını artırırsa Allah'a olan uzaklığını artırmış olur. Kişiye bağlı olanlar çoğalırsa şeytanları çoğalmış olur. Malı çoğalırsa hesabı zorlaşır. Bu hadis-i şerifin kaynağı da Hünat'tan yer almakta. 3365 nolu hadis-i şerifte de Enes radıyallahu kâle kâle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Enes radıyallahu anh'ın rivayetle hilim ne büyük süstür. Ma azeyne el hilme. Bu hadis-i şerifin kaynağı Ebu Nuaym'in hilyesinde yer almakta. 3366 nolu hadis-i şerifte de Ennebi Hureyre radıyallahu kâle kâle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem
Ebu Hureyre radıyallahu anh rivayet ediyor. Allah bir kulun rezil olmasını isterse ilim ve edepten mahrum bırakır. Bu hadis-i şerifin kaynağı İbn-i Neccar'dan yer almaktan. 3367 nolu hadis-i şerifte de Cündüb el-Cebali el-Becali radıyallahu anh kâle kâle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Cündüb el-Becali'den rivayetle bir kişi bir şeyi gizli gizli yapıyorsa Allah mutlaka onu hal ve hareketlerine yansıtır. Yaptığı şey hayırsa hayır olarak, şerse şer olarak yansıtır. Bu hadis-i şerifin kaynağı Teberani'nin kebirinde yer almakta. 3368 nolu hadis-i şerifte de an Bureyde radıyallahu anh kâle kâle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Bureyde radıyallahu anh rivayet ediyor. Bir kul gözünü kaybeder de sabrederse cennete gider. Bu hadis-i şerifin kaynağı Hatib'in tarihinde yer almakta. 3369 nolu hadis-i şerifte de Miktam bin Maud ya Kerib radıyallahu kâle kâle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Miktam bin Madi Kerib'ten radıyallahu anh'tan rivayetle hanımına yedirdiğin senin için sadakadır. Çocuğuna yedirdiğin senin için sadakadır. Hizmetçine yedirdiğin senin için sadakadır. Kendin yediğin senin için sadakadır. Bu hadis-i şerifin kaynağı da müsnedde yer almakta. 3370 nolu hadis-i şerifte de Ali bin Ömer radıyallahu kâle kâle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem İbn Ömer radıyallahu rivayet ediyor. Bir aileye yumuşaklık verilmişse bu mutlaka onlara fayda vermiştir. Bu hadis-i şerifin kaynağı Teberani'nin kebirinde yer almakta. 3371 nolu hadis-i şerifte de An Umeyr radıyallahu anh kâle kâle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Ömer'den radıyallahu anh'tan rivayetle kişi sahibini doğru yola götüren veya bir kötülükten sakındıran bir ilimden daha faziletli bir kazanç elde etmemiştir. Kişinin aklı istikamet üzere olmadıkça dini de istikamet üzere olmaz. Bu hadis-i şerifin kaynağı da Teberani'nin evsafında yer almakta. 3372 nolu hadis-i şerifte de Enes radıyallahu anh kâle kâle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Enes'ten radıyallahu anh'ta rivayetle bir genç bir yaşlıya yaşlılığından dolayı saygı gösterirse Allah da yaşlandığında kendisine saygı gösterenleri yaratır. Bu hadis-i şerifin kaynağı da Tirmizi'de yer almakta. 3373 nolu hadis-i şerifte de Ali'ni Abbas radıyallahu anh kâle kâle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem İbn Abbas radıyallahu anh rivayet ediyor. Sen bir topluluğa akıllarının ermediği bir şey söylersen bu onlardan bazıları için mutlaka fitneye sebep olur. Bu hadis-i şerifin kaynağı İbni Asakir'den yer almakta. 3374 nolu hadis-i şerifte de Enes radıyallahu anh kâle kâle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Enes'ten radıyallahu anh rivayetle Allah bir kula aile, mal ve çocuk gibi bir nimet verir. O da maşallah la kuvvete illa billah. Allah dilediğini yapar, kuvvet ancak Allah'ın yardımıyladır. Derse o nimet hakkında ölüm dışında hiçbir afet görmez. Allah bir kula aile, mal ve çocuk gibi bir nimet verir. O da ma şa Allahu la kuvvete illa billah. Allah dilediğini yapar. Kuvvet ancak Allah'ın yardımıyladır. Derse o nimet hakkında ölüm dışında hiçbir afet görmez. Bu hadis-i şerifin kaynağı Büyanan-ı Müsnedi ve Beyhaki'nin
Şuab-ül İmanında yer almakta. 3375 numaralı hadis-i şerifte de an Cabir radıyallahu kâle kâle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Cabir radıyallahu rivayet ediyor. Allah bir kula bir nimet verir. O da elhamdülillah derse o nimetin şükrünü ödemiş olur. Bir daha derse Allah sevabını tazeler. Üçüncü defa derse günahlarını affeder. Bu hadis-i şerifin kaynağı da Hakim-i Müstedrek'i ve Beyhaki'nin Şuab-ül İmanında yer almakta. 3376 nolu hadis-i şerifte de En Abdurrahman bin Muaviye Abdurrahman bin Muaviye radıyallahu kâle kâle Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Muaviye bin Haddiç'ten radıyallahu ta rivayetle kalbini tırmalayan işi yapma. Bu hadis-i şerifin kaynağı İbni Asakir'de yer almakta. 3377 olan hadis-i şerifte de Ali ibn Umar radıyallahu anh kâle kâle Resulü sallallahu aleyhi ve sellem İbni Amr radıyallahu rivayet ediyor. Müslüman kişi din kardeşine doğru yolunu daha iyi aydınlatacak. Müslüman kişi din kardeşine doğru yolunu daha iyi aydınlatacak veya kendisini bir kötülükten sakındıracak hikmetli bir sözden daha üstün bir hediye vermemiştir. Bu hadis-i şerifin kaynağı da Beyhaki'nin Şuab-ül İmanı'nda yer almakta. 3378 olan hadis-i şerifte de an Enes radıyallahu anh kâle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Enes radıyallahu anh'ten rivayetle Allah yolunda bana sıkıntı verildiği kadar hiç kimseye verilmemiştir. Bu hadis-i şerifin kaynağı da Ebu Naim'in hilyesinde yer almakta. Büyükler büyükleri ölçüsünde çile ve sıkıntılar çekerler. Müslümanların en şiddetlisi, Müslüman musibetlerin en şiddetlisine başta peygamberler, sonra da büyüklük sırasına göre Allah'ın sevgili kulları maruz kalırlar. Hadisi bize bu gerçeği anlatır. Mekke devrinde İslam'ın ilk dönemlerinde baktığımızda hadisin ifade ettiği manayı daha iyi anlıyoruz. Evinin önüne pislik, yoluna diken ve çakıl taşları mı dökülmemişti? Taş yağmuruna mı tutulmamıştı? Hakaretlere mi uğramamıştı? Yüzü mü yaralanmamış, dişi mi kırılmamıştı? Müşrikler bilhassa Ebu Talib'in vefatından sonra peygamberimize olan işkencelerini arttırmışlardır. Bir gün bundan dolayı Hazreti Fatıma'yı dahi ağlatmışlardı. Bu hadise üzerinde Allah Resulü Ebu Talib'in ölümüne kadar müşrikler bana böylesine eziyet ve hakarete cüret etmemişlerdi buyurmuştu. Bu hadise üzerine Allah Resulü Ebu Talib'in ölümüne kadar müşrikler bana böylesine eziyet ve hakarete cüret etmemişlerdi buyurmuştu. Taberi'de geçmekte burası da. Bütün bunlar peygamberliğini ilana başladıktan sonra başına gelmişti. Resulullah'ın sıkıntıları sadece bunlardan ibaret değildi. Öylesine engin bir şefkate sahipti ki kafirlerin küfürde kalışları ve inatçılıklarına dayanamaz, üzülür, kurtulmaları için gece gündüz demeden didinir, çırpınır, dururdu. Ayrıca Resulullah o gün yaşamakta olan müminlerin olduğu gibi kıyamete kadar gelecek olan ümmetinin
sıkıntılarını da omuzlamış, onları ızdırap edilmişti. İslam'ın maruz kaldığı tehlikeler de onun ruhaniyetini üzen hadiselerdendir. Kıyamet gününde ümmetinin çekeceği azabı düşünerek ızdırap duyduğunu da buna eklersek, gerçekten sıkıntısının ne derecede büyük olduğunu anlarız. Hak yolda olup da dünyada rahata ömür süren, sıkıntılara, çilelere maruz kalmayan kimse hemen hemen yok gibidir. Fakat dünyada çekilen her çile sabredildiği takdirde manevi yükselişin, ahirette yüksek makamlara çıkışın, kısacası Allah rızasını kazanışın vasıtası olacağı için büyüklükleri ölçüsünde herkes bela ve musibetlere maruz kalmışlardır. En şiddetlisi neyse hiç şüphesiz ki Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem maruz kalmıştır. 3379 numaralı hadis-i şerifte de Ebi Hureyre radıyallahu anh kâle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Ebu Hureyre radıyallahu anh'ten rivayet ediyor. Benim evimle minberimin arası cennet bahçelerinden bir bahçedir. Bu hadis-i şerifin kaynağı da müsnette yer almakta. 3380 numaralı hadis-i şerifte de Hisam bin Amr radıyallahu anh kâle قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هشام بن أمير دن رضي الله عنه روايته آدم'in yaratılışından kıyamet kopuncaya kadar Deccal'den daha büyük bir fitne yoktur. Bu hadis-i şerifin kaynağı da Müslim'de yer almakta. 3381 numaralı hadis-i şerifte de Muhammed bin Kab Hurziyu radıyallahu anh kâle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Muhammed bin Kâb rivayet ediyor. Bir topluluk bir yerde oturur da birbirlerinin sözüne kulak vermezlerse o meclisten bereket mutlaka çekilip alınır. Bu hadis-i şerifin kaynağı İbni Asakir'de yer almakta. 3382 nolu hadis-i şerifte de Adem-i Ömer radıyallahu anh kâle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem İbni Ömer radıyallahu anh rivayetle bir kul Allah katında Allah rızası için yuttuğu bir öfkeden daha faziletli bir şey yutmamıştır. Bu hadis-i şerifin kaynağı İbn-i Mace ve Müsnet'te yer almakta. 3383 nolu hadis-i şerifte de Enes radıyallahu anh kâle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Enes radıyallahu anh rivayet ediyor. İki kişi Allah için birbirini severse en üstünleri arkadaşını daha çok sevendir. Bu hadis-i şerifin kaynağı Buhari'nin Edebi İbn-i Hibban'dan ve Hakim'in Müstedrek'inde yer almakta kaynak olarak. 3384 olan hadis-i şerifte de Ali'nin Ömer radıyallahu anh kâle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem İbn Ömer'den radıyallahu anh rivayetle bir kul Allah için ama sadece Allah için bir şeyi terk ederse Allah mutlaka dini ve dünyası hakkında ondan daha hayırlısını verir. Bu hadis-i şerifin kaynağı da İbn Asakir'de yer almakta. 3385 numaralı hadis-i şerifte de Usame radıyallahu anh kâle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Usame radıyallahu anh rivayet ediyor. Ben erkekler için kadınlardan daha tehlikeli bir imtihan sebebi bırakmadım. Bırakmadım. Ben erkekler için kadınlardan daha tehlikeli bir imtihan sebebi bırakmadım. Bu hadis-i şerifin kaynağı da Buhari, Tirmizi ve İbn-i Mace'de yer almakta. 3386 nolu hadis-i şerifte de En Semure'te radıyallahu anh kâle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Semure radıyallahu anh rivayetle insanlar ilmi neşretmekten daha faziletli bir sadaka vermemişlerdir. Bu hadis-i şerifin kaynağı da Teberani'nin Kebir'inde yer almakta değerli takipçilerimiz. 3387 olan hadis-i şerifte de en
Hanzala radıyallahu anh kâle kâle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Hanzala radıyallahu anh rivayet ediyor. Cebrail bana her geldiğinde şu iki duayı yapmamı emrederdi. Allah'ım beni helal ile rızıklandır ve salih işlerde çalıştır. Allah'ım beni helal ile rızıklandır ve salih işlerde çalıştır. Bu hadis-i şerifin kaynağı da Hakim'de yer almakta. Allahümme rızıkni tayyaben vesta'milni salihem. Allah'ım beni helal ile rızıklandır ve salih işlerde çalıştır. 3388 onu hadis-i şerifte de değerli takipçilerimiz Ali an Ali radıyallahu anh kâle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Ali'den radıyallahu anh rivayetle ilmin hilme eklenmesinden daha faziletli iki şey birbirine eklenmemiştir. İlmin hilme eklenmesinden daha faziletli iki şey birbirine eklenmemiştir. Bu hadis-i şerifin kaynağı da Tebarani'nin evsafında yer almakta. 3389 nolu hadis-i şerifte de An Enes radıyallahu anh kâle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Enes radıyallahu anh rivayet ediyor. Hiçbir mümin şu şöyle olursa hanımım benden boş olsun diye yemin etmez. Ancak münafık olan böyle yemin eder. Bu hadis-i şerifin kaynağı da İbn-i Asakir'de yer almakta. 3390 nolu hadis-i şerifte de An Enes radıyallahu anh kâle kâle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Enes'ten radıyallahu anh rivayetle istihare yapan mahrum kalmaz, istişare eden pişman olmaz, iktisat eden geçim sıkıntısı çekmez. Bu hadis-i şerifin kaynağı da Teberani'nin evsafında yer almakta. 3391 nolu hadis-i şerifte de An Aişe radıyallahu anh kâlet kâle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Aişe radıyallahu anh rivayet ediyor. Bir malın zekatı verilmezse bu durum onu mutlaka helake götürür. Bu hadis-i şerifin kaynağı İbn-i Adi'nin El-Kamili ve Beyhaki'nin sünnetinde yer almakta. 3392 nolu hadis-i şerifte de An Umeyr bin Huveyris radıyallahu anh kâle kâle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Amr bin Huveyris'ten radıyallahu anh rivayetle yapacağı işte hizmetçisine yardım edip yükünü hafifletirsen bu kıyamet günü mizanına konan bir sevap olur. Bu hadis-i şerifin kaynağı Ebu Yala'nın Müsnedi ve Beyaki'nin Şuab-ül İmanı'nda yer almakta. 3393 nolu hadis-i şerifte de An Kâb bin Malik radıyallahu anh kâle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Kâb bin Malik radıyallahu anh rivayet ediyor. Bir koyunun sürüsüne salıverilen iki aç kurt kişinin mal ve makama olan hırsının dinine verdiği zarardan daha çok zarar vermez. Bir koyunun sürüsüne salıverilen iki aç kurt kişinin mal ve makama olan hırsının dinine verdiği zarardan daha çok zarar vermez. Bu hadis-i şerifin kaynağı da Tirmizi, Darimi ve Müsnet'te yer almakta. Hırs, eğer gerçek mecrasında kullanılmayıp bütün dünyaya yöneltilir, makam, mevki, mal ve mülk edinmeden başka bir şey düşünmez hale getirilirse, insanın manevi hayatını alt üst eder. Ebedi hayatı kazanmak, manen yükselmek için verilen bu duygu, dünyanın fani işlerine sarf edilirse, elbette ki insanı büyük zararlara sokar. Bu davranış adeta elmasla cam parçalarını satın almaya benzer. La ilahe illallah vahdehu la şerike le lehul mulku lehul hamdu ve huve ala kulli şeyin kadir ve selamun alel murselin elhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha.